Bunlarla alakalı plan, program ve çalışmalarımızı yürüttük. Ne aşamadalar, ne durumdalar bunu öğrenmeye çalıştık ve aldığımız bilgiler ışığında bu kurumlarımızı düzeltmeye çalıştık ve birçoğunu da düzelttik zaten. Bu bağlamda daha önceden kurulan alo şiddet hattıdır, sığınaklarımızdır, ondan sonra ilk adım istasyonlarımızdır. Bunların tamamı kapatılmış zaten. Bunları biz tekrardan aktif hale getirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şu an bizim bir alo şiddet hattı kurma gibi bir durumumuz var. O alo şiddet hattını kurmamız için de sığınak oluşturmamız gerekiyor. Şu an sığınaklar için tamamıyla yasal zeminlerimizi oluşturduk. Olası sığınağımızı oluşturduğumuz gibi alo şiddet hattımızı kuracağız. Ve sonrasında ilk adım istasyonlarımızı ilçede konumlandırmak üzere açmayı düşünüyoruz. Şu şekilde kadın alanıyla alakalı şunları da söyleyebiliriz. Biz JinKart uygulamamızı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Altyapısını hazırladık. Şu an tamamıyla nasıl bir perspektife büründüreceğimizi ve bunu kaç kadınla paylaşacağımızın araştırmalarını yapıyoruz. JinKart çalışmamız aslında şöyle bir şey. Sosyal anlamda ya da doğrusu ekonomik anlamda dar gerili kadın arkadaşlarımıza yönelik yaptığımız bir plan proje. Bu proje kapsamında biz aylık 60 binimlik bir süreyle, daha doğrusu bedava binebilecekleri bir proje çizdik. JinKart uygulamasında sadece kadın arkadaşlar faydalanabilecek. Aynı zamanda bu binimliklerin sayısı vesairesini tamamen araştırıp daha sonra bunu tamamıyla hayata ve Van kadınlarına atfedeceğiz yani. Şimdi JinKart'ı şu şekilde tüm kentin kadınlarını uygulamaya alırsak Sayıştay raporlarında ya da Sayıştay'da kamu malına, daha doğrusu kamuoyu zarara uğratmaktan kaynaklı sorunlar yaşayacağımız ortaya çıktı. Bu bağlamda biz de ekonomik anlamda sorun, sıkıntı yaşayan kadınlara sadece uygulayabileceğimiz bir plan proje olabildi. Bu bağlamda belli sayıda kadınlara verilebilecek bir kart aslında bu. Büyükşehir Belediyesi olarak Jin Kadın botunu oluşturduk. Bu botun çok dilli bir botun. Web sitemizde her kadının ulaşabileceği bir botun olarak oluşturduk. Bu botunla çok dilli, her dilden kendisini ifade edebilecek kadınların sorun ve sıkıntılarını dinleyebileceğimiz bir web sitesi oluşturduk. Biliyorsunuz Fatma Altın Makas Türkçe bilmediği için katledilen bir kadın oldu. Biz bunu göz önünde bulundurarak çok dilli bir kadın botunu oluşturmaya çalıştık ve onun altyapısını hazırladık. Son aşamasında kadınla şiddete yönelik yani çalışmalarımızda bunu değerlendirmeye alacağız ve çalışmalarımızı onlar üzerinden yapacağız. Bu Jin Kadın botunun şöylesi bir faydası olacak. Oraya düşen kadın şiddeti ya da kadının uğradığı herhangi bir haksızlık, oradaki sorunu sadece bir iki kişi görebilecek ve bunlar üzerinden direkt bir müdahale gerçekleşebilecek. Sonrasında ilk adım istasyonlarımızı kuracağız. Bu ilk adım istasyonları büyük ihtimal Van Büyükşehir bünyesi adı altında olacak ve 3 merkez ilçede yerleştireceğimiz bir şekil ve şeması olacak. Aynı zamanda dış ilçelerde biz kadın danışma merkezlerimizi kuracağız. Bu danışma kadın merkezlerimizin tamamı büyük şehirdeki sığınaklarla bir arada beraber bir çalışma yürütecek ve şiddete maruz kalan kadın arkadaşlara yönelik çalışmalarını öyle yürütebilecekler. Tamamıyla kişisel verilerin gizliliğine ve kadınların can güvenliğini tehlikeye sokmayacağımız bir şekilde oluşturmaya çalışacağız. Son hattıyla büyük bir ihtimal biz bu yıl içerisinde bu bütün bahsettiğimiz çalışmalarımızı hayata geçirmiş olacağız.